burası Mersin'in Silifke ilçesi Çaltıbozkırk köyündeyiz. Burada son zamanlarda, özellikle birkaç yılda lavanta üretimine büyük bir ilgi var. Bu ilgi de buranın turizm yönünden katkısı olduğunu biliyoruz. Sizlere lavantayı anlatacağım bugün. Lavantanın botanik özelliklerle başlayalım isterseniz. Kökler yaklaşık 60 santime kadar derine iner. Bitki genellikle 20-60 santim boylanır. 1 metreye ulaşan çeşitleri de vardır. Yapraklar 2-6 santim uzunluğunda, dallara karşılıklı olarak yer alan çok kısa saplı yapraklara sahiptir. Yaprakların ucu sivridir ve hem alt hem de üst yüzeyler tüylüdür. Çiçekler, çiçek başları 20-30 santim uzunluğundaki sapların ucunda gelişir. Başak 16-20 santim uzunluğunda. Genelde 4-6 adet çiçek kümesinde, küme başına 6-14 çiçek bulunur. Çiçekler mavi gri renkli, çok çok kısa saplıdır ve 5 milimetre uzunluğundadır. Çanak yapraklar ile korunur. Çiçekler olgunlatıcı kokuları artar ve güzelleşir. Tohumlar uzun yumurta şeklindeki 1 milimetre geniş ve 2 milimetre uzunluk vardır. Tohumlar parlak, koyu kahverengi ya da siyah renklidir. Lavanta dikimi öncesi derin bir sürüm yapılır. Lavanta dikimi genellikle Mayıs sonu, Haziran başı arasında yapılır ve bölgenin iklimsel açısına göre değişir. Fidan dikimi yapılmadan önce işlenen toprak tırmıklarla düzeltilmeli ve fidan dikim sonrasında can suyu verilmelidir. Haziran ayında tohum bucaklanmaya başlar ve Temmuz ayında çiçek bulunur. Çiçekleme başlangıcında saplı halde hasat edilir. Başaktan 10 santime kadar aşağıdan orak ve benzeri aletlerle hasatı yapılır. Hasat sabah erken saatlerde yapılması daha uygundur. Hasat sonrası doğrudan uçucu yağ elde etmek için işlenir veya gölge bir ortamda serilerek kurutulur. Uçucu yağ elde etmek için genellikle su veya buhar distilasyonu yöntemleri kullanılır. Kurutulmuş sapsız çiçekler uçucu yağ randımanına göre %3-%9 verim olur. Lavantanın faydaları çok büyük faydaları vardır. Cildi yeniler, yara ve yanıklarda tahriş olmuş cilde faydalıdır. Antiseptik özelliğiyle sedef ve akne tedavisinde kullanılır. Yağın saçları güçlendirir. Baş ağrısı azaltır. Kas ve eklem ağrılarına faydası vardır. Solunum ve bağışıklık gelişiminde önemli faktör oynar. Sakinleştirici özelliği vardır. Lavantanın dünya üzerinde Kuzey Amerika'dan Batı Arabistan'a kadar Akdeniz havzası içinde yayılış gösterir. Ülkemizde 2019 yılından itibaren istatistikleri verilerine göre 23 ile yayılmış. Afyon, Karahisar, Burdur, Isparta, Denizli gibi illerde lavanta üretimi en yoğun bölgelerdir. İçerdiği maddeler, içindeki ergonik asitler bulunan uçucu yağ ile glikozitler, alkaloidler ve tanen gibi maddeler içerir. Bu uçucu yağ yapımında damıltma yöntemiyle yağ elde edilir arkadaşlar. Lavanta yağı distilasyon olarak adlandırılan bir yöntem ile çıkartılıyor. Demetler halinde lavanta büyük bir kazanda su ile kaynatılıyor. Bu sıcak karışımından çıkan buhar bir boru vasıtasıyla soğutulacağı tanka geliyor ve aynı soğuma ile yoğunlaşıp sıvı hale geliyor. Yağ sudan hafif olduğu için yağ üst kısma çıkıp buradan yağ çıkartmış oluyoruz arkadaşlar.